Mıdımak Katliam Hafıza Merkezi projesi 5 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm sözlü tarih görüşmeleri ve röportajlar var. 120'ye yakın video kaydı yapıldı. Bunlardan 97'si sözlü tarih görüşmesi kapsamında gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra bir sanal müze çalışması var. Sanal müze aslında bir web portal girişiyle sanal müzeye girmiş olacağız. Bu web portal da Madımak Oteli'ne referansla. Madımak Oteli'nin iki girişi var. Bunlardan bir tanesi kahvaltı salonu girişi. Oradan referansla yaptığımız bir ana giriş var. Daha sonrasında projenin aynı zamanda ana menüsü olacak bu bölümden. Bütün çalışmalara gidebiliyor olacağız. Sanal müzeye de buradan, sanal müze odalarına da buradan gidebiliyor olacağız. 33 canın her biri için ayrı ayrı bir oda tasarımı yaptık. Bu odaları yaparken de ailelerinden aldığımız nesneleri 3D modelleyerek bu odalara yerleştirdik. Onların tutkuları, hayalleri, hayatta gerçekleştirdikleri, onları mutlu eden şeylerdi. Onlarla ilgili onların öykülerinde ne varsa bu odalara taşımaya çalıştık. Dolayısıyla bu aslında bir hatıra müzesi aynı zamanda. Bir yanıyla bu müze aslında ya da sanal müzenin kendisi de projenin kendisi de 30 yıldır Madımak Oteli'nin bir utanç müzesi yapılmasını isteyen ailelerin bu talebine dikkat çekmek için yapıldı. Utanç müzesinin yerine yapılmış bir hatıra müzesi değil. Çünkü onun yerine geçemez. Esas olarak da Madımak Oteli'nin kendisinin utanç müzesi haline getirilmesi ve bu büyük acıya dikkat çeken bir çalışma yapıyoruz biz. Madem bizim Madımak'ta istediğimiz biçimde orada yaşanan katliamı, Alevilere yönelik pogromu görünür kılan, bunun bir daha tekrarlanmaması için ders çıkartılmasını talep eden bir utanç, bütün toplumun utanması gereken bir müze yapılmıyor. O zaman dünyanın her yerinden bakan herkesin görebileceği, bu büyük acıyı gösterebileceğimiz bir web portal yapalım. World Wide Web dünyayı saran ağ demek. Bunun içinde 3D bir şekilde insanlar dolaşabilsinler. Burada hayatını kaybedenlerle tanışsınlar. Onların hayalleriyle, umutlarıyla buluşsunlar istedik. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda 30 yıldır Madımak katliamı ile ilgili hakikatlerin önemli bir kısmı sisler altında. Bir takım parça parça bilgiler var. Elbette bugüne kadar o konuda çalışma yapan araştırmacılar, gazeteciler, yazarlar var. Aynı zamanda her 2 Temmuz'da ya da mücadelesinin önemli bir kısmına Madımak katliamına hesabını sormayı da yerleştiren sosyalistler var, devrimciler var, demokratlar var. Ama bütün bunların tamamını kapsayacak ve bir merkezileştirecek hakikatlerin toplu halde görünür kılınmasını sağlayacak bir çalışmaya da ihtiyaç olduğunu düşündük. Dolayısıyla hafıza merkezinin bir yanı bu hatıraları görünür kılmak ve sonsuzluğa taşımak, 33 canın hatıralarını. Diğer önemli tarafı ise Madımak katliamı ile ilgili, Madımak'ta yaşanan Alevilere yönelik pogromla ilgili hakikatlere işaret etmek, bu hakikatler için merkezi bir hafıza oluşturmak. Orada kaybettiğimiz canlıların büyük bir çoğunluğunu birebir tanıyorum. Birebir ilişkilerim olan insanlardı. Onların anlatılması gerekiyordu. Yani oradaki katledilen canlar sadece 33 gibi bir rakamdan ibaret değildi. Onların her birinin ayrı bir dünyası vardı. Üç ayrı bir insandan bahsediyoruz. Ve bunların bu programda, bu çalışmada yeterince anlatılması gerekiyordu. Daha sonra işte sözlü tarihle bu canlarımızın yakınları tarafından anlatılması. Daha sonra işte yine eylem arkadaşımızın sanal müze projesi geldiği zaman da ben hem oradaki o dönemin etkinlikleri, yaşadığımız katliam ve canlarımızı doğru bir şekilde anlatabileceğimiz bir proje olduğu zaman da o zaman ben de bu işi tamam dedim ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ABK olarak bu projeyi değerlendirdik ve buna karar verdik. Kesin bir durumda biz hala 2 Temmuz 1993'teyiz. Hala yüreğimiz yanıyor. Hala acımız büyük. Biz onun için bu çalışmaların bizden sonra 500 yıl sonra da olsa bu topraklarda, çünkü sevginin yeşermiş olduğu bu topraklarda bir daha insanın dininden, inancından, milliyetinden, herhangi bir farklılığından dolayı ötürü
egemen güçler tarafından katledilmesinin önünü kesecek bir eser bırakmak istiyoruz.